Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomuzda enzimlerin çalışmasını etki eden faktörlerden bahsedeceğiz. Bunları anlatacağız. İlk olarak substrat yoğunluğundan bahsetmek istiyorum. Substrat neydi? Enzimlerin etki ettikleri maddelerdi. Peki ortamda bulunan substrat yoğunluğu tepkimeyi nasıl etkiler? Şimdi enzim sayısı sabitse eğer, substratı biz artırdığımız zaman bir süre enzimin aktivitesi artar. Enzimler bitene kadar. Ama daha sonra her enzim artık dolu olduğu için, işi olduğu için ne yapacak? Tepkime sabit devam edecek. Enzimin işi bittikçe başka bir substratı alacak ve bu şekilde sabit bir şekilde devam edecek. Mesela örnek vereyim. Diyelim ki 10 tane enzim var ve ben ortama sürekli substrat ekliyorum. Sınırsız bir şekilde substrat ekliyorum. Ne yapacak? Bu 10 enzim ilk başta tepkimeyi hızlandırarak her biri birer tane substrata bağlanacak. Enzim bittiği zaman, yani her biri birer substrata bağlandığı zaman, ortamda hala substrat versem de tepkime devam etmez. Neden? Yani devam etse de sabit devam eder, hızlanmaz. Çünkü enzim kalmadı elimizde. Bu enzimlerin işini bitirmesini bekleyeceğiz. Bu yüzden de tepkime ile ilgili grafiğimiz şöyle olacak. Bakın. Grafiğimiz şu şekilde olur. Tepkimemiz bir süre artar. Daha sonra ise sabit devam eder. Durmaz, bakın, kesinlikle durmaz. Sadece sabit devam eder. Şuraya enzim hızı yazıyoruz. Enzim hızı. Burası da substrat yoğunluğu. Substrat yoğunluğu. Evet, bu şekilde devam eder. Substrat yoğunluğu ile ilgili grafiğimiz bu şekilde. Gelelim enzim yoğunluğuna. Arkadaşlar, diyelim ki substratımız belirli bir seviyede. Ama enzimi biz sürekli artırıyoruz. Bu sefer ne olacak? Substrat bittiği zaman, bakın, substrat bittiği zaman tepkime durur. Ama substrat yoğunluğunu biz sabit tutuyoruz. Hani sürekli bir ekleme yapıyoruz. Enzim de sınırsız, substrat da sınırsız. O zaman ne olacak? Tepkime sürekli hızlanarak devam edecek. O zaman burada iki tane grafik çizmemiz gerekecek. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Bakın, bir tanesi substratın sabit olduğu şekildir. Substrat sabit. Eğer sabitse bir süre artar. Daha sonra tepkime sabit devam eder. Diğer grafiğimizde ise enzim ve substrat sınırsız olduğu zaman bu şekilde devam eder arkadaşlar. Substrat sınırsız. Burası nedir? Enzim hızı yazıyorum. Bakın, kısaca enzim hızı yazıyorum. Buralarda nedir? Yine enzim yoğunluğudur. Enzim yoğunluğu. Enzim yoğunluğu. Evet. Enzim yoğunluğuyla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim üçüncü bir grafiğimize arkadaşlar. Üçüncü grafiğimizde şöyle sıcaklıkla ilgili yapacağız ama ben buna geçmeden önce size bir deney anlatmak istiyorum. Enzim yoğunluğuyla ilgili bir deney. Nasıl bir deneyimiz olacak? Bu deney sorularda çokça çıkıyor. Şöyle bir deney diye yazalım. Bu deney mutlaka karşınıza çıkar. Bizim elimize 3 tane kap veriyorlar. Bu kapların içerisinde bir bütün karaciğer, bir kuşbaşı şekilde doğranmış karaciğer, bir de arkadaşlar kıyma haline getirmiş karaciğer koyuyorlar. Şimdi şöyle bir deneylerimiz var bizim, deney tüplerimiz. Şöyle yazalım. Bakın, birincisinin içerisinde şöyle bütün halinde 100 gram karaciğer var. Karaciğer. İkincisinde yine aynı şekilde 100 gram ama bu sefer kuşbaşı halinde doğranmış. Bakın, bu da 100 gram kuşbaşı karaciğer. Kuşbaşı karaciğer. Bir de arkadaşlar, burada ise tamamen kıyma haline getirilmiş, daha küçük parçalara ayrılmış, yine 100 gram büyüklüğünde, 100 gram ağırlığında kıyma karaciğer. Kıyma karaciğer. Şimdi bize bu deneylerle ilgili ne soracak? Karaciğer ne yapıyordu? Hangi enzim vardı karaciğerde? Hatırlayın, enzimleri anlatırken dedim ki katalaz enzimi var. Bu enzim sayesinde bizim
vücudumuzda üretilen hidrojen peroksit dediğimiz zehirli molekül parçalanarak su ve oksijen üretiliyor. Yani tepkimemiz şöyle devam ediyor. H2O2 hidrojen peroksit. Bu katalaz enzimi sayesinde suya ve oksijene parçalanıyor arkadaşlar. Yani 1/2 oksijen. Oksijene parçalanıyor. İşte bu tepkime gerçekleşecek. Acaba hangisinde daha fazla oksijen çıkar? Hangisinden daha az oksijen çıkar? Bize bunu soruyorlar. Hemen açıklamasını yapalım. Bakın. Kıyma olan karaciğerde birim zamanda daha fazla oksijen çıkışı görülür. Neden? Çünkü kıyma olan karaciğer arkadaşlar parçalandığı için aralarında bulunan katalaz enzimi daha aktif hale gelmiştir ve hidrojen peroksit ortaya çıkmıştır. Bu yüzden de bu karaciğeri kıyma haline getirmemizin sonucunda artık katalaz enzimi aktif hale geliyor, daha fazla ortaya çıkıyor ve 100 gram kıyma olan karaciğerde daha fazla oksijen çıkışı görünüyor. Ama birim zamanda tepkimenin sonunda hepsinde aynı miktarda oksijen çıkar ama birim zaman sorduğu zaman ne olacak? Daha fazla olan oksijen 3. tüpte gerçekleşecek. O zaman açıklama olarak şunu yazalım. Bu deneyde 3. tüpte oksijen çıkışı birim zamanda daha fazladır. Daha fazladır. Sebebi ise yani çünkü diyoruz karaciğeri kıyma haline getirdiğimizde açığa çıkan enzim miktarı artar. Evet. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu deneyde kesinlikle dikkat etmeniz gereken şey buradaki substrat, bakın karaciğer değil, karaciğerin içerisinde bulunan hidrojen peroksittir. Tamam mı? Sakın unutmayın bunu. Hatta şöyle önemli not diye yazalım. Şöyle önemli diyelim. Önemli. Neden önemli? Çünkü sorularda bununla ilgili çok yanıltmacalar geliyor. O yanıltmalara kanmayın. Bu deneyde substrat karaciğer değil. Nedir? Hidrojen peroksittir. H2O2'dir. Tamam, bunu kesinlikle unutmayın. Bu deneyin farklı biçimlerde sorulma şekilleri vardır. Bunlar zaten soru çıktıkça çözersiniz. Bu şekilde anlarsınız. Ama burada unutmamamız gereken şey substratın karaciğer değil hidrojen peroksit olduğudur. Evet, iki tane faktörümüzü anlattık. Gelelim bir sonraki faktörümüze. Arkadaşlar bir sonraki faktörümüz yani 3 diyorum. Şöyle 3 yazalım. Sıcaklık. Enzimlerin yapısı neyden oluşuyordu? Enzimler protein yapılıydı arkadaşlar. Proteinleri hatırlarsanız proteinlerde dedik ki yüksek sıcaklık proteinlerin yapısını bozar. Dolayısıyla artık çalışamaz hale gelir. Enzimler de protein yapılı olduğuna göre yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozar ve daha çalışamaz. Havale geçiren çocuklarda eğer ki enzimlerin yapısı bozulmuşsa onlarda kalıcı hasar bırakabilir. O yüzden çok dikkatli olunması gerekiyor. Bizlerde vücut sıcaklığımızın en ideal olduğu sıcaklık 36,5-37,5 derece arasındadır. Bu derecenin üstüne çıktığı zaman havale geçirme olasılığı artar. Hele ki 38-39 olduğu zaman iyice dikkatli olmamız gerekiyor arkadaşlar. Yüksek sıcaklık enzimin yapısını bozuyor ve tekrardan eski haline döndürdüğümüz zaman maalesef bu enzim çalışmıyor. Ama eğer ki ben enzimi düşük sıcaklığa götürürsem, yani düşük sıcaklıkta muhafaza edersem ne olur? Yapısı bozulmaz ama çalışamaz arkadaşlar. Tekrar eski haline geldiğinde çalışabilir duruma gelir. Buna da bir örnek verelim. Örneğin kasaptan işte kıyma aldık, getirdik eve. Bunu paketleyip ne yapıyoruz? Böyle dolaba saklıyoruz. Buzluğa koyuyoruz. Buzluktan çıkardığımız zaman o eti bir süre bekletirsek dışarıda etin bir süre sonra bozulduğunu görürüz.
Aslında etin içerisinde hep bakteri vardır. Bakteriler zaten veya işte mantarlar bozulmasına sebep olur. Biz dışarıya çıkardığımız zaman bu eti mantarlar veya içerisinde bulunan bakteriler normal sıcaklığa geldikleri için enzimleri çalışmaya başlıyor. Ve bu enzimler sayesinde de kıymanın bozulmasına sebep oluyorlar. O zaman buradan çıkaracağımız şey nedir? Yüksek sıcaklık enzimlerin yapısını bozar ve artık çalışamaz hale gelir. Düşük sıcaklık enzimlerin yapısını bozmaz ama çalışamaz hale getirir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Sıcaklıkla ilgili ilk önce grafiğimizi çizelim, sonra açıklamasını yapalım. Bizim vücudumuz için çiziyorum bu grafiği. Bakın 0 dereceden başladık. Bir süre arttı enzimin aktivitesi. Daha sonra ne yapar? Durur. Neden? Yüksek sıcaklık ne dedik? Enzimi durdurur dedik. Şuradaki sıcaklık değeri yani enzim aktivitesinin maksimum olduğu veya enzim hızının maksimum olduğu seviye sıcaklığı işte 36-37 derece arası 36,5 diyelim. Şurası 0 derece. Bizim enzimlerimizin yapısının bozulmaya başladığı derece ise 40 derecedir arkadaşlar. Hatta 39 bile yazabiliriz buraya. Bu yüzden de böyle bir grafik çiziyoruz. Bakın enzimin yapısı artık ne oluyor? Burada bozulmaya başlıyor ve enzim eski haline dönse de çalışamıyor. Böyle bir grafik çiziyoruz. Açıklamasını da hemen yapalım. Sıcaklık artışı enzimin yapısını bozar. Enzimin yapısını bozar ve artık çalışamaz. Artık çalışamaz. Sıcaklığın düşürülmesi enzimi bozmaz. Enzimin yapısını bozmaz. Bozmaz. Ama enzim çalışamaz. Enzim yine çalışamaz arkadaşlar. Ne dedik? Eğer ki sıcaklık eski haline döndürülürse çalışabilir bu durumda. Evet, sıcaklıkla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim bir sonraki faktörümüze. Bir sonraki faktörümüz su miktarıdır. Şöyle 4 diyorum. Su miktarı. Arkadaşlar su miktarının etkinliği şöyledir. Su miktarı belirli bir seviyede olması lazım enzimin çalışabilmesi için. %15'in altına düştüğü zaman enzimler çalışmıyor. Su miktarı %15'in altına düşünce enzimler çalışmıyor. Yukarısına çıkınca da bir süre artar enzimin hızı ama yine sonrasında sabit devam eder arkadaşlar. Bizler besinleri kurutuyoruz değil mi? Yazdan işte biber, patlıcan veya işte kayısı kurutularak yine saklanabiliyor. Bizim sebze ve meyveleri kurutmamızın sebebi yapısındaki su miktarını %15'in altına düşürmektir. Ben %15'in altına düşürürsem bunun seviyesini ne olur? Üzerinde bakteri de bulunsa, mantar da bulunsa su seviyesi yeterli olmadığı için bunların enzimleri çalışamaz. Dolayısıyla bu besinler de bozulamaz. Sadece benim ne yapmam lazım? Kuruttuğum besinleri kuru ve serin bir yerde saklamam lazım. Eğer nemli ve sıcak bir yerde saklarsam su miktarı artacağı için bozulmasına sebep olabilirim. O zaman su miktarı için şunu yazalım. Enzimlerin çalışabilmesi için ortamda en az %15 su bulunmalıdır. Su bulunmalıdır. Su miktarı düşerse enzim çalışmaz. Hemen yazalım. Besinleri kurutarak saklamamızın sebebi budur. Sebebi budur. Evet, su miktarı ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Gelelim bir sonraki faktörümüze. Bir sonraki faktörümüz 5 diyoruz. pH değeri. pH değeri. Her enzimin çalışacağı belirli bir değer vardır arkadaşlar. Belirli bir pH değeri vardır.
Bazı enzimler asidik ortamda çalışırken, bazı enzimler bazik ortamda, bazıları da nötr ortamda çalışırlar. Bu yüzden her birinin farklı farklı değerleri vardır. Örnek verelim. Mesela bir pH metre olduğunu düşünelim. Şöyle grafik üzerinde çizelim. Neydi bizim pH metremiz? 0, 7 ve 14 arasındaydı. Mesela 0 ile şöyle 2 arasında veya işte 4-5 arasında çalışan çok iyi bir enzimimiz vardır. Daha sonra nötr ortamda çalışan bir enzimimiz vardır arkadaşlar. Bir de bazik ortamda çalışan bir enzimimiz vardır. Peki nedir bu enzimler? Hemen yazalım. Asidik ortamda çalışan bizim midemizde bulunan pepsin enzimidir. Pepsin enzimi. Bu nerede bulunuyormuş? Midede bulunuyormuş. Daha sonra nötr ortamda çalışan ve ağzımızda bulunan amilaz enzimidir. Buna da ağız yazalım. Ağızda bulunan enzim. Bazik ortamda çok iyi çalışan bir enzim vardır. Örneğin tripsin enzimi. Tripsin. Bu da bizim ince bağırsağımızda bulunur arkadaşlar. İnce bağırsağın ortamı baziktir ve bu enzim iyi bir şekilde çalışır. İşte her enzimin belirli bir derecesi vardır pH değeri bakımından. Evet, pH değeri ile ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Gelelim artık son maddemize. Son maddemizde şöyle 6 diyorum, şuraya yazıyorum. Kimyasal maddeler. Kimyasal maddeler. Arkadaşlar, kimyasal maddeler enzimin etkinliğini artırabilir de azaltabilir de. Artıran maddelere aktivatör, azaltan maddelere de inhibitör diyoruz. O zaman yazalım. Enzimin etkinliğini artıran maddelere aktivatör, azaltan ya da durduran maddelere de inhibitör denir. İnhibitör denir. Eğer ki ben enzimi zaten tepkimeyi hızlandırıyor, ortama bir de aktivatör katarsam enzimin hızı bayağı bir artacak. Enzim çalışırken ortama inhibitör atarsam ne olacak? Ortamda enzim arkadaşlar daha az çalışacak, hızı düşecek. İşte bu şekilde bizim enzimlerimizin çalışmasını etki eden faktörlerimizdir. Bu faktörler oldukça önemlidir. Sorularda mutlaka karşınıza çıkar. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.